Bu videoda kosinüs x bölü x kare eksi 1'in x sonsuza yaklaşırken limitinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. Mesela paydaki kosinüs x'in değerinin eksi 1 ile 1 arasında gidip geleceğini biliyoruz öyle değil mi? Aynen öyle. O halde kosinüs x için eksi 1 küçük eşittir kosinüs x küçük eşittir 1 yazabiliriz. x değiştikçe ki bu soruda salınıyor, payın değeri eksi 1 ile 1 arasında gidip gelecek. Paydadaki ifadede ise x kare var. x'in artan değerleri için giderek artan bir değer alacak. Değeri eksi 1 ile 1 arasında gidip gelen bir sayıyı, değeri giderek artan bir ifadeye bölersek de, kısacası değeri belli bir payı, değeri giderek artan bir paydaya bölersek, bu ifadenin değeri sıfıra yaklaşır, öyle değil mi? Evet, bu soruyu çözmenin yollarından bir tanesi bu. Başka bir yöntemde yine aynı mantığı kullanacağız ama bu sefer işin içine biraz matematik de ekleyeceğiz. Kosinüsün değerinin bu şekilde değiştiğini bildiğimize göre hemen yazıyorum. Kosinüs x bölü x kare eksi 1. Kosinüsün alacağı en büyük değer 1 olduğu için bunun değeri küçük eşittir. 1 bölü x kare eksi 1. Kosinüsün alabileceği en küçük değerde eksi 1 olduğu için burası da Büyük eşittir, eksi 1 bölü x kare eksi 1 olacak, öyle değil mi? Tekrar edeyim, bunun sebebi kosinüsün alabileceği en büyük değerin 1, en küçük değerinde eksi 1 olması. Bu, x'in tüm değerleri için doğru olduğundan x sonsuza giderken alacağımız limit için de geçerli olacak. Başlarına limit x sonsuza giderkene ekliyorum. Bu ifadede payda sabit bir sayı olduğu için ve paydadaki değerse sonsuza doğru gittiği için limit 0'a yaklaşacak. 0 küçük eşittir limit x sonsuza giderken kosinüs x bölü x kare eksi 1 x sonsuza giderken bu ifadenin de değeri sıfıra yaklaşacak çünkü payda sabit, paydada da değeri sonsuza yaklaşan bir ifade var. Sonuç olarak eğer 0 küçük eşittir aradığımız limit küçük eşittir 0 ise bunun da 0'a eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz.